我们来的老张兵都来救命了。Film vizyona gecikmesiz girdi ancak kimse Aung San Suu Kyi'nin neredeyse aynı anda Burma parlamentosuna seçilmesini beklemiyordu. Dışişleri Bakanı Clinton gelişmeleri memnunlukla karşıladı. I did tell her in one of our recent telephone conversations. Suu Kyi'ye idol olmaktan siyasetçi olmaya adım attığını söyledim. Benzer serüveni yaşayan birisi olarak söyleyebilirim ki bu süreç hiç kolay değil. Artık parlamentoya katılmanız ve demokrasinin bir parçası olan bazı ödünler vermeniz gerekiyor. Compromising. Luc Besson'un filmi The Lady, Aung San Suu Kyi'nin baskıcı rejime karşı verdiği savaşı anlatıyor. Film 1947 yılına gidiyor ve Aung San Suu Kyi'nin demokrasi yanlısı babası General Aung San'ın öldürülüşünü gösteriyor. Yaşamına ev kadını olarak İngiltere'de devam eden iki çocuk annesi Suu Kyi, hasta annesine bakmak için Burma'ya geri döndüğünde her şey değişir. Siyasi eylemci olan Suu Kyi bir daha İngiltere'ye dönmez. 1988'de Rangun'da 500,000 Burmalı'ya hitap eden Suu Kyi demokrasi çağrısında bulunur. Besson filminde bu konuşmaya da yer veriyor. Suu Kyi'yi oynayan Michelle Yeoh bu sahneyi çekmenin zorluğunu şöyle anlattı. Suu Kyi babasının kızı olduğunu göstermek için ilk kez halka hitap etti. Burma halkına bir İngilizle evlenmiş olsa da, ülkesinden çok uzaklarda yaşasa da yüreğinin her zaman memleketinin yanında olduğunu göstermek istiyordu. Suu Kyi konuşmasından bir yıl sonra ev hapsine alındı. 15 yıl ev hapsinde kaldı. Luc Besson elindeki çok az bilgiyle Suu Kyi'nin esaret altındaki yaşantısını canlandırdıklarını söylüyor. She's under house arrest. You can't go in Burma. Suu Kyi ev hapsinde. Turist değilseniz Burma'ya zaten giremiyorsunuz. Bu nedenle bilgi edinmek çok zordu. Sadece 200 fotoğrafla evini yaratmayı başardık. Google Earth'ü kullanarak evin gölden uzaklığını ölçtük. Evdeki perdeleri, piyanoyu, kısacası her şeyi yarattık. Same piano, same everything. The Lady aynı zamanda bir aşk hikayesi. Suu Kyi'nin eşi Michael Aris'ten ayrı kalışı filmde geniş yer buluyor. Aris'i David Thewlis canlandırıyor. We'll be watching from the side. Besson, filmin vizyona girişinin Suu Kyi'nin parlamentoya seçilmesiyle aynı zamana denk gelmesinin tesadüf olduğunu söylüyor. Dışişleri Bakanı Clinton, Suu Kyi ile tanışmadan önce filmi izlemiş. This is a terrific movie. Harika bir film. Burma'ya gitmeden önce izleme ayrıcalığına sahip oldum. Bu yüzden özellikle filmin yönetmenine teşekkür ediyorum. Sinema her kültürde çok güçlü bir ses. For that honor. Oyuncu Michelle Yeoh, Suu Kyi'ye benzemeyi başarmış. Film, Nobel Barış Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin yaşamına ışık tutar nitelikte. Barış Ornerli, Amerika'nın Sesi, Washington.